Programda beraberiz. Hep dil 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 diye giriyorduk. Ne oluyor dediler. Ne olacağını şimdi göreceksiniz. Evet, bugün değişik bir konu. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ve kendisini tanımaktan büyük onur duyduğum ülkemizin sayılı diş hekimlerinden Gürkan Erenel'le yayın yapacağız. Gürkan, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hakkımda böyle güzel düşünmeniz çok hoşuma gitti. Sağ olun. Öyle. Ben senin buraya gelmedim. Tabii seninle biz nasıl tanıştık onu anlatırız da bir geçmişimiz var. Tesadüfler bizi bir araya getirdi ama iyi ki de tanışmışız. Ben senin programa girmeden evvel bayağı bir televizyon yayınlarını inceledim de hakikaten orada dedikleri gibi bir enerji dolusun. Enerji patlaması var sende ya. Bunu neye borçluyuz demeden evvel bir kendini tanıt da ondan sonra onu da bir söyle bize ya. Samimi söylüyorum bak. Yani evet, enerji olmak zorunda. Enerjisiz olmaz. Aslında ben çok inanıyorum. Yani sabah kalktığımdaki enerjime ve onu düzeltmeye çok çalışıyorum gün içinde. Kendimi kısaca tanıtayım. Ben 79 Eskişehir doğumluyum. Asker bir ailede büyüdüm. 2000 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Sonrasında askerlik hizmeti. İşte Yeni Foça'daydım. Jandarma komando olayında. O zaman Hava Kuvvetleri'nin sınavına girdim. Hava Kuvvetleri'nin sınavını kazandım. İşte Konya'da görev yaptım 3,5 yıl. Sonra doktora sınavına girdim protezle. İşte protezi kazandım. Doktora bitti. Evlendim. Çocuk falan derken sene 2015'e geldiğinde sözleşmeli subaydım ben. Sözleşmemin bittiğini haber aldım. Torba yasada bir madde değişmiş. Sonra eşimle oturduk konuştuk. Kim ayrılsın diye. Kura bana çıktı, ben ayrıldım. Evet. 2015'ten beridir muayenecilik yapıyorum. İyi, hayırlı olsun. İyi de olmuş aslında yani güzel. Biz de seninle orada tanıştık biliyorsun. Tezahüren Gata'da diş bölümünde bayağı bir hekimler vardı. Ben gittim direkt sana nasıl olduysa anlamadım işte. Hatta sizin dişlerinizi biz yayında yapmıştık. Yükseklik arttırma ile ilgili bir konu vardı. Poster Öyle mi? olmuştunuz siz. Evet. Öyle mi? Demek o zamandan iş yapmış. Evet. Meşhurluk. Şimdi sen mütevazili davrandın tabii. Ben şunu da söyleyeyim seyircilerimize. Herkesin üniversiteye girdiği yıllarda sen üniversiteyi bitirmiştin. Bu nasıl oldu? Kaç yaşında girdin? Bundan da mı Ya bahsedeyim? biraz benim evet enerji diyorsunuz, o ta 5,5. yaşta başlıyor. Kardeş doğunca hadi sen okula git dediler Şarkışla'da. Müdür kaydetmedi ama işte ben 3 ayda okumayı söktüm falan olunca müdürün karşısına dikilmişim. Ben okumayı söktüm, beni artık kaydet demişim. O yaşta içime dert olmuş. Sonra Evet. işte oradan başladı. 21 yaşında üniversite mezunu olarak hayata atıldım. Evet, böyle bir senin asıl gönlünden geçen neydi meslek olarak diş hekimliği miydi yoksa Ya başka ben bir meslek sağlık miydi? konusunda çok şeydim abi. Yani Ha. sağlıkçı olmalıyım diye düşünüyordum hep. Yani benim hayatım sağlıkla geçti. Hep anlıyordum. Hep bir şeylerden anlıyordum. Ve o Ha. anlamam bana döndü dolaştı. Meslek olarak da döndü. Aslında ben hobi olarak yaptığım şeyi meslek olarak yapar hale geldim. Aslında bundan mutluyum yani. Gerçekten çok Evet. mutluyum. Uzmanlık alanın ne? Ben Hekimlik. diş protez uzmanıyım. Yani Protez. insanların ağzındaki eksikleri yapan, yapılmasını sağlayan protez işleri ve eksikleri tamamlayan işler aslında benim işim. Gata'da çok fazla sayıda hasta baktım ama öncesinde de yani çalıştığım birimlerin tamamında işte Yeni Foça'da derseniz çok fazla insanla bir aradaydım. Diş hekimliğinin bütün branşlarını yapmıştım. İşte Konya'da da hakeza öyle. Konya Hava Üssü'nün tek diş hekimiydim çok uzun bir süre. Öyle olunca eliniz her şeyi yoklukta dahi yapmayı sağlıyor. Yani Yeni Foça'da diş üniti yeni gelecekti. Yenisi gelmeden önce eskisini götürdüler. Ben koltukta bir astsubay arkadaşın eşini kanal tedavisi yapmıştım. Hani yokluklar Koltukla. çok şey öğretiyor adama. Yokluk ve koltuk. Kafiyeli oldu. Evet, Peki, koltuk yokluğunda. evet, teknolojide değişenler ne değişmeyenler ne? Çok süratli değişiyor değil mi? Özellikle diş hekimliğinde ben bunu görüyor gibi. Sen içindesin daha da iyi bilirsin. Evet. Evet, yani güncel yaklaşımlar bize çok çabuk adapte oluyor. Yani işte görüntüleme sistemleri, dijital görüntüleme sistemleri çok çabuk sistemimize dahil oldu. Dijital tarayıcılar çok çabuk sistemimize dahil oldu. Daha önce yani hassas cerrahi yapan branşların kullandığı yüksek büyütmeler yani mikroskoplar hızla bize dahil oldu. Artık vazgeçilmezimiz haline geldi. Zaten şimdi Ama değişmeyeni de evet. var tabii. Yani yıllardır Neler? kullanılan da var.
Ne değişmenler neler mezar? Hiç Yani değişmeyenler. adamın bir tanesi 1800'lü yıllarda New York'ta rubber'dan buldu abi. Rubber'dan yani diş izolasyonu için kullanılan, hekime ve hastaya kolaylık sağlayan bir malzeme. Hala kullanıyoruz günümüzde. Ama Amerika'da %50, Türkiye'ye geldiğinde binde 5-3 arasında bir şey kullanım oranı. Niye öyle oluyor? Yani niye bizimkiler öyle az kullanıyor? Biraz şey kolayına kaçıyorlar herhalde. Hasta devamlı suyu alsın, atsın. Yani biraz maliyet, biraz şey ikna olma. Çünkü rubber damla ilgili konu şöyle, rubber damı kullanma süreniz, yani onu hastanın ağzına uygulama süreniz aslında ikna olma süreniz. İkna olduktan sonra yaparsanız, çünkü biz diş hekimiyiz, her şeyi yapıyoruz. Ama genelde böyle ya onunla mı uğraşacak kimse falan deniyor, ama hani taktıktan sonra inanılmaz hızlanıyorsunuz. Yani non-stop devam ediyorsunuz. Hiç durmadan bitiriyorsunuz işlemi. Evet, ben onu yaşadım da ben tabii rubber dam mıydı? Rubber dam olduğunu bilmiyordum. Sen benim ağzıma bir şeyler taktın falan. Bayağı hoşuma gitti ama çünkü evvelden devamlı değil mi? Bardağı su kaldır, şey yap, içine parçalar dökülüyor falan. Birçok şeyi engelliyor. Hem senin açından yani diş hekim açısından da Evet. özellikle hasta açısından bayağı bir rahatlatıcı bir şey. Yani aslında herkesin Konfor. kullanması lazım. Ben onu konfor diyorum. Yani o kesinlikle hem Tabii tabii hekim için tabii. hem hasta için konfor sağlıyor. Temelde bu. Peki birazdan gezerken mi göstereceksin yoksa elinde varsa hemen gösterebilirsin de. Rubber dam. Şu anda yanımda yok ama gezerken ben size gösteririm. Gezerken. Aslında çok basit bir ürün. Evet. Çok kolay bir şey. Kullanımı çok kolay. Yani zaten elle iş yapan bir meslek erbabı olduğumuz için bizim Sen buna bunun adapte şeyini de olmamız veriyorsun çok herhalde, kolay. değil mi? Sen bunun Efendim? kursunu da veriyorsun arada. Bir Ya dakika. evet, pandemiden önce neler yapmıyorduk, ama şimdi insanları bir araya getirmeye korkuyoruz. Peki pandemi döneminde nasıl oluyor? Ne gibi tedbirler alıyorsunuz? Şimdi siz birebir tabii hastayla temasta oluyorsunuz. Birçok Evet. kişi korkuyor tabii. Ben de ilk başta hatırlarsın benim dişim de apse olmuştu. Sen baktın hemen gel dedim. Ben biraz tırstım. Ya geçti gelmezsen mi dedim. İstersen gelme kalbine zarar olur deyince. Abi Geldik şimdi ama pek de korkacak bir şey yokmuş yani. hele ki yani kalp olunca vücudun geri Değil kalan mi? organlarının enfeksiyonun gitmesi çok sevmediğimiz bir şey. Çok direkt Evet. bağlantılı. Yani bir abseniz oluyor. Ben şunu şöyle anlatayım. Benim kendi öz kayınvalidem kalp çarpıntısından hissediyor. Gürkan, dişimde bir şey var diyor. Hemen tık bakıyoruz. Hakikaten bir şey var ve çözüyoruz. Çoğu hastamda da bu karşıma çıkıyor. Yani inatçı bir şeker var. Kanal tedavileriyle direkt çözüyorsunuz vesaire. Hakeza sizinkisi de öyleydi yani. Evet. Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim. Yani onu da söyleyeyim. Burada yaşadığımı söyleyeyim. Şimdi geçenlerde de benim bir tane dişim vardı. Sallanıyordu. Yani tutsam çıkacak. Eğer şey olmasaydı hani kalp stent olmasaydı çıkaracaktım onu yani. O kanamadan korktum. Ama iyi ki sana gelmişim. Ya eskisinden daha sağlam oldu. Onu nasıl yaptın? Onun sırrı nedir? Sallanan. Yani sallanan Sorunu dişi. görünce abi. Sallanan dişi valla kazık gibi Yani oldu. dişit seviyesinde kırık olan bir diş olunca diğeri tabii Ha. bağlantısından dolayı sıkıntı yaratıyor. Yani bu aslında biyomekanik. Ağızda yaptığımız her şey doğanın işi aslında. Saygı duyduğunuz zaman ve yapmaya çalıştığınız zaman doğal bir şeyler, ya da doğaya saygılı olmaya çalıştığınız zaman aslında işler yoluna giriyor. Yani bir dişi Evet. çekeceğinizi ağızda tutuyorsunuz. Hiç sıkıntı yok. Devam ediyor maça. Bir de şeyler ya böyle toplu iğne gibi bir şeyler takıyorsun. Evvelden Kanal tedavisi yapıyoruz, evet. amalgamın yerine mi oluyor? Evvelden amalgam olurdu böyle şeyde. Ya şöyle, dolgu olarak Ben de eskiden merak çok ettiğim için amalgam, soruyorum yani. Yaş evet. başına geçelim. Eskiden çok amalgam kullanıyorduk, ama Evet. artık o amalgamın yerini kompozit dolgular aldı. Hele ki kompozit dolgulardan biz aslında hekim olarak çok hoşlanmazdık, izolasyonu yapamadığımız dönemde. Ama yani ben 2015 sonrasını anlatayım. Yani GATA'dan çıktım ve bunların kurslarını aldım, eğitimlerini gördüm vesaire. Rubber dam kullanımı, doğru izolasyon, istediğiniz dolguyu yapabilirsiniz. Hiç sıkıntısız tutuyor ağızda. Hani aman dolgu yaptı, düştü vesaire gibi bir şey Sistemi yaşamıyorsunuz. yok. Dolayısıyla bizim mesleğin aslında temeline dönüp dolaşıp izolasyon geliyor. İzolasyonu nasıl yaparsanız yapın, benim bildiğim en iyi yöntem rubber dam. Bundan daha iyi yapanı yok. Peki implanta gelelim. Sen implant konusunda da uzmansın bildiğim kadarıyla. Diyebilir miyiz? Doktoram implant üzerineydi, evet. Tamam o zaman. Evet. İlk zamanlar mesela ben Kata'da işte bundan 10 sene, 12 sene, 10 sene önce bayağı bir teferruatlıyordum. İşte ne yapıldı, işte vida takıldı, işte süt içmeyeceksin, yoğurt yemeyeceksin, bir hafta 10 gün ağzında
Böyle bir dişlikmişlik 3 ay falan. Ama şimdi bakıyorum aynı gün tak git. Tabii. Yani bizim günahımız neydi o zaman diyeceğim de implant nasıl şimdi ya? Onu bir şey yapayım. Çünkü Ya izleyeceğim onu şöyle, tekrar. aslında bu multidisipliner dediğimiz çoklu branşların bir arada yapılması gereken bir şey. Yani implantı yapanın hem cerrahisini hem protezini biliyor, Değil mi? yapıyor, öngörüyor olması lazım. Yani çok yakın bir örneği anlatayım. Bulunduğum binanın bir üst katında bir bey işte bir bankada çalışıyordu. Hızlıca bir çözüme ihtiyacı var. Bankada çalışıyor. Görünür bir yerde bir implanta ihtiyacı var. Süt dişini çektik. Yerine implantı yapıp bir diş yapıştırdım. Ben kendi elimle yaptım. Kendi malzemelerimle ürettim. Hasta hala kullanıyor. Gelmedi bile. 6 ay oldu. Hani kontrollere geliyor ama hani değiştirelim mi dediğim zaman ben bundan memnunum. Gayet iyi diyor. Devam ediyor. Öyle bir şey ki artık hastanın şartlarını eğer doğru oynatabilirsek, doğru kurgulayabilirsek her şeyi zamanında yapabiliyoruz. Yani implantı yaptığımız seans üstünü yapabiliyoruz. Çok rahat yapabiliyoruz. Hatta sizin de tanıdığınız çok meşhur bir yazarımız var. Ahmet Zeki Yeşil. Evet. Buradan kendisine Buradan selam olsun. selam gönderirim. İstanbul yaşında Sizin vasıtanızla da evet. tanışmıştık biz onunla. Evet Şimdi torunlarını da büyütüyor tabii. Birazcık evet. daha Evet dede moduna paylaşıyor. geçti kendisi. Evet paylaşıyor fotoğrafları görüyorum. Evet. Mesela onlar böyle 6 ay ayırmışlardı implant tedavisi için. İlk seansa geldiler, implantlarını yaptım, ölçüsünü aldım. İkinci seans dikişlerini almaya geldiler yaklaşık bir hafta içerisinde. Protezini taktım, gönderdim. Bu mu dedi. Bittim benim için dedi. Çünkü biz böyle 3 ay, 4 ay, 5 ay bekleme şeyi vardı eskiden. Her hasta için yapamayabiliyoruz. Yani Anladım. genel sağlığı bozuk hasta için çok zor. Ama şartlar kalem gibi uygun, hani kalibre bir sağlık varsa eğer çok rahat çalışıyoruz. Uyum olmayan oluyor mu böyle? Yüzde kaç çıkıyor mesela? Tabii ki, Bazen tabii ki, tabii ki. oluyor değil mi öyle? Ama onu siz Ya bizim önceden bakıyorsunuz, yani az çok tahmin ediyorsunuz. tabii, yani Tabii. hastaya bağlı faktör de olabiliyor, hekime de, Anladım. implanta da bir sürü faktör olabiliyor. Bir sürü firma var çünkü. Peki Amerika'dan Emine Yılmaz'ın soruları var. Ben kendisine de şey yaptım. Soracağımı söyledim. Şeyi soruyor. Sigorta implantı kapsıyor mu diyor. Bizde Türkiye'de var mı öyle bir şey? Sigorta kapsıyor mu? Amerika'ya Türkiye'de göre yok konuşuyor henüz. gerçi ya. Evet. Ya şöyle, yurt dışındaki sigorta sistemleri daha çok karşılıyor. Yani Evet. Almanya ya da işte Amerika ya da nasıl söyleyeyim, O zaman Arnavutluk gibi şöyle diyeyim. yerler. Amerika'dan buraya gelsin. Amerika karşılar mı o sigortayı? Onun Tahminen sigortası karşılıyordur. Amerika'daysa. Tahminen karşılıyordur. Yani Tahminim. bir ön yazışma yapıyoruz. Mesela Almanya ile başıma gelmişti. Bir ön yazışma yapıyorsunuz. Proforma gönderiyorsunuz. Onlar Allah. onaylarlarsa aynı işlemi Anladım. yapıyorsunuz. Yani o zaman yurt dışında sigortası varsa yazışmalarla o Tabii, tabii çözülebiliyor tabii. diyorsun. Evet Peki evet aynen öyle. implantla diş aynı yerde mi yapılıyor diyor. Soruyor. İmplantla diş. Şöyle, normalde çoklu polikliniklerde implantı yapan hekim protezi yapmayabiliyor ya da protezi yapan implantı yapmamış olabiliyor. Ama benim kendi kliniğimde her şeyimi ben kendim yapıyorum. Yani implantımı da yapıp üst İmplant yapısını da ben yapabiliyorum. da sen mi yapıyorsun? Evet, her şeyini ben Evvelden yapıyorum. Ya. alıyorduk elimize kalıbı. Kızılay'a gidiyorduk. 3-4 Evet. tane adres veriliyordu. İşte birine gidiyorduk falan. Devlette de biraz öyle oluyor maalesef. Yani o iş Anladım. devlete girince İyi, sen bayağı biraz açmış. yavaşlayabiliyor. Sen açmışsın bayağı o zaman. Ama tebrik ederiz vallahi. Tabii bu Eyvallah. soruya cevap vermeyebilirsin. İmplant ne kadar diye sormuş. Tabii yurt dışında. Sen yurt dışına da gittin. Tabii bu sorunun Evet. vermek mi? Ama genel bir şey de söyleyebilirsin. Ya şöyle, İmplantların fiyatta bunun neye göre değişiyor üzerinden fiyatta? yani şöyle, şimdi implant tedavisinde hastalarımızın tercihi bazen yerli implantlardan yana oluyor fiyattan dolayı, bazen yabancılardan yana oluyor. Yerliler daha uygun fiyatlardayken, hani 1500-2000 ya da 2500 bandındayken, yabancılar böyle daha çok 600 eurolar, 800 eurolar bandına yerleşiyor. Dolayısıyla bu iş biraz öyle oluyor. Ama tabii yurt dışına gittiğiniz zaman basit bir dolguya bile siz 1500 dolar vermek zorunda Evet. kalıyorsunuz. Yani burada Yurt dışı gözümüz kapalı yaptığımız bir dolguyu orada 1500 dolar istiyorlar. anladım. Ben Ciddi birçok arkadaştan rakamlar. da duymuştum. Yurt dışında hakikaten diş çok pahalıymış. Hatta sağlık da pahalı. Biliyorsun bu pandemide de Evet. bizde her şey bedavayken adam uçak kaldırıyor icabında. Ben bunu Evet. gördüm çünkü 112 uçak kaldırıyor ya. Yaylada kalp krizi geçiren adam uçak kaldırıyor. Bedava Ya hem de. bu birazcık Evet. şeyden kaynaklanıyor. Yani halkçı bir sağlık sisteminin hala bizde var olması sebebiyle, yani özelleşmemiş olmasının artılarını yaşadık. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. İnşallah. Peki sen
yurt dışına çok gidiyorsun. Niye? Gezmeye mi gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Bir ondan bahsedeyim. Ya Gitmediğin bir ülke şöyle var mı? var muhakkak da genellikle kongreler bağlantılı Değil mi? olarak gidiyoruz. Yani yurt dışındaki bir kongreyi görmek, yurt dışında konuşan bir insanı dinlemek inanılmaz ufkunuzu açıyor. En son Budapeşte'de de bir çok ciddi bir kongreye gitmiştik. Beraber gittiğimiz bir abimiz vardı, benden daha tecrübeli. Beni elinden çekti, en ön koltuğa oturttu. Ali abiye de buradan selam olsun, Ali Karaağaç'a. Bu adamı en önden dinleyeceğiz oğlum dedi. Kimdir bu adam dedik. Diş eti hastalıklarında ve implant çevresi diş eti sağlığının hani en otörlerinden bir tanesidir ve gerçekten ağzım açık soluksuz dinledim adamı. Çok yalın ve çok düzgün bir İngilizce ile hiç İngilizce bilmeyen adama dahi anlatabildi o şeyi, meramını. Ve Bizde çok gene ciddi, evet. çok Devam et. ciddi eğitimler veren bir insan özellikle. Bizde genelde biliyorsun devlet de bazen memurlarını gönderiyor, üst seviye kadrodaki memurlarını gitsin kültürünü görgüsünü artırsın. Millet gidiyor da bavul ticareti yapıyor, geliyor. İşte, şeye giden yok anasını satayım. Etrafı gezmeye gidiyor. Ki sen herhalde cebinden gidiyorsun, kendi şeyinden gidiyorsun. Öyle değil mi? Evet, Bayağı evet, yani evet. bu iş için para da Mecbursunuz ama harcıyorsun. bunlara. Tabii. Yani bu pandemi döneminde özellikle uzaktan eğitim, yani şu anda yaptığımız tarzda eğitimler çok ön plana geçti. Şeyde Ve mi? bir sürü, Uluslararası mı? evet, Çok uluslararası, güzel. yani Bunu yabancı değil, soracaktım, evet. direkt İngilizce ya da mütercim tercüme İngilizce olan kongreler çok ön plana geçti ve çok sayıda kongre yapıldı. Türkiye'de de yapıldı, yurt dışında da yapıldı ve bunların hepsine katılmak zorundaydık. Bir de zaten pandemide evdesiniz, eğitime ayırmak zorundasınız. Çünkü bir dahaki stepte ne yapacağınızı bilmeniz lazım. Yani pandemi öyle bıçak gibi kesti ki her şeyi. Evet. Klinikte ne yapmanız gerektiği, önleyici olarak neler yapmanız gerektiğine dair çok ciddi araştırmalar, eğitimler oldu ve bunlardan gerçekten müteşekkirim katıldığım için. Şu anda aşağı yukarı ne yapılacağı çok bariz bir şekilde net ve gönlüm rahat çalışıyorum kliniğimde. Evet. Peki dünyayı ve Türkiye'yi karşılaştırırsan Türkiye ne durumda? Dünya ve hangi ülkeler bu konuda biraz daha diş hekimliği konusunda, teknoloji konusunda daha Evet. iyi durumda falan Ya hani? şöyle, aslına bakarsanız serbest muayenehanecilik konusuna geldiğiniz zaman aslında bu tamamen kişisel. Yani siz dünyanın en fakir ülkesine gidip çok iyi bir hekim bulabilirsiniz. Dünyanın en fakir ülkesinde çok iyi hekim, en iyi ülkesinde çok kötü bir hekim bulabilirsiniz. Bu tamamen kişiye özel. Yani Anladım. birazdan kliniğimi göstereceğim size. Aşağı yukarı kurmaya çalıştığım setup'ın şu anda eğitimleri veriliyor her yerde. Belçika'da, Belgrad'da, Rusya'da, orada burada mikroskop, dijital ağız içi tarayıcı ve bunun gibi ileri teknolojik enstrümanlar. Bunu alırsanız siz de aynısını yapabilirsiniz. Yani Türkiye'de de çok iyi hekimler Tamam. var. Sen yurt dışına gittiğine göre yurt dışından da sana gelen oluyor mu? E tabii Hasta. ki. E tabii ki. Hem Çok yurt güzel. dışından hem yurt içinden, yani şehir dışı olarak da gelen çok Gerçi. hastam oluyor. Aynen. Ve şu güzelliği var. Yani dijital çalışıyor olmanızın şu hoşluğu var. Hollanda'dan bir hastam geldi. Köprüsünü yaptık. Pek, yani 4 üye bir zirkonyumdu yanlış hatırlamıyorsam. Gönderdik hastamızı. Telefon açtı. Ya köprüde bir kırıklık oldu dedi. Fotoğraf istedim. Fotoğraf attılar. Onu soracaktım. Teknisyenim. Hani biz mesela bir şey olduğu zaman hemen gelebiliyoruz icabında Türkiye'de. İşte Evet. hele Ankara dersek daha kolay. Yurt Evet. dışından böyle bir şey başına gelirse nasıl şey yapıyorsun? Onu Teknisyenimi aradım. soracaktım. Onda dijital tarama verisi vardı. Dijital tarama verisine göre ürettiği protezin verisi vardı. Aynısını bir daha üretti. Postaya verdik. Gönderdik hastamızı. Orada bir hekime tık yapıştırdı. Çok daha uygun bir maliyetle köprüsüne tekrar kavuştu. Dolayısıyla hani günümüz teknolojisi bize biraz öngörü katıyor aslına bakarsanız abi. Yani hastayı klinikten göndermeden dijital tarama verisini alıp nerede hata var, nerede yok onu görebiliyorsunuz. Hani hastayı tekrar çağır, tekrar gelsin, tekrar gitsin gibi bir şeyin önüne almış oluyor. Peki estetik var, diş estetiği var, diş beyazlatma var. Evet. Estetikten de biraz bahsedelim. Ne diyorsun estetik için? Yani bir tane bir konuşmacı gelmişti. Nereliydi? Yunanistanlıydı. İyi de bir diş hekimi. Bize şey sordu. Yani diş hekimliğinde estetik olmayan bir işimiz var mı dedi. Yok. Bizim Derken. yaptığımız bütün işler estetik olmak zorunda. Dolayısıyla hep bunun üzerine gidiyoruz artık. Yani dolgu materyalleri doğal diş dokusuna daha yakın olsun. Biz doğal katmanları daha iyi kullanabilelim.
İşte mine daha mine sertliğinde olsun da dentin kompozitü biraz daha yumuşak olsun falan. Artık hep bunun üzerine yoğruluyor bu mevzular. Dolayısıyla estetik olmayan bir işimiz yok ama estetiğin de öngörülebilir bir hali var. Dijital gülümseme tasarımı gibi işlemler var. Hastanızdan başlamadan ölçüler, örnekler, fotoğraflar alıyorsunuz. Teknisyen size bir mum gönderiyor. O mumu hastanın ağzına transfer ediyorsunuz. Hasta bunu kullanıyor. Gerçek dişlerini değil, gerçek dişlerini taklit eden WhatsApp, mock-up dediğimiz malzemeleri. Bunu kullanıyor. Memnunsa aynısını daimiye çeviriyoruz. Bizim için çok kolay oluyor. Peki bu implantı ne zaman bulundu ilk? Eskiden implant diye bir şey yoktu ya. Çekilirdi, dolgu yapılırdı, köprü yapılırdı, yallah. Bir şey vardı, takma diş, gece suya koyarsın falan. Bazen evet, ağzına falan. Evet. Yani aslında ben implantın bulunmasına çok şükrediyorum. Bir şey var aslında, bu ortopedist bir, sonradan da diş hekimliği okumuş bir Brennemark diye bir otörümüz var. Hı. Bunu ilk uygulayan, ilk implantı uygulayan adam. 60'larda başladı bu mevzu. Sonrasında yayılarak, artarak devam etti ve ben hani düşünüyorum, siz sorduğunuzda düşünüyordum. En son ne zaman hareketli protez yaptın diye. Herhalde 2 yıl geçmiştir. Yani o bir yerde hep tarih oldu. Tarih olmadı da çok zorda kalırsak, yani çok yaşlı, anladım. Artık çok yaş da problem değil ama hani yaptırmak istemeyen, çok ciddi anladım. Sistemik hastalıklar olan, kanser olan vesaire gibi hastalarda yapamıyoruz ama onun dışında çok açık artık. Bir de altın yapılırdı, böyle iki tane de altın kullanılırdı. Evet. O, evet. Benim rahmetli annemin de takma dişi vardı. İki evet. tane de altını vardı böyle. O zamanlar bu, tabii ben Azerbaycan'da görev yaptığımda Azeriler hala normal dişlerini söktürüp veya üzerine altın diş altın kaplama bir yaptırıyorlar. Bir Türk geleneği herhalde. Eski bir Türk geleneği zannedersin. Galiba, bir... galiba. Yani bir de şey var. Altın çok inert bir malzemedir. Yani evet. Çok fazla reaksiyona girmez. O yüzden dişiniz kolay kolay çürümez. Diş eti problemi yaşamazsınız. Çok iyi demek bir malzeme. Demek ki o zaman aynı zamanda o şey için yapmış demek ki bizim eski atalarımız veya bizim gelenekler, annem dahil diyeyim. Evet. Şeyde korumak için, dişte korumak için. Peki evet. Şey yapalım, bir senin uzay istasyonunu bir getirdin mi? Tabii. Seve seve ben şöyle göstereceğim size. Yani elim ayağım diyeceğim bazı malzemeler var. Evet, işte onlardan bir tanesi işte bu. Mikroskop. Sen aynı zamanda şey değil mi? Onu biliyorum, evet. Evet, ve bu o şey... Büyütmeler. Evet, büyütüyor. Aynı zamanda, evet. Hasta kendi şeyini görebiliyor, ağzını. Evet, şeyini. Burada da bir ekranımız var. Aynı zamanda evet. Ondan görebiliyor malzemeleri. O zaman sen fotoğraf falan da çekiyorsun bildiğim kadarıyla. İyi evet, bir, evet. İyi bir fotoğrafçı olması lazım. Çekmek şöyle iyi. Hekim olarak bir hastaya bir işlem yaptığımda bunun ne olduğunu aylar yıllar sonra da hatırlayabilmek, görebilmek için de hastaya da bunu anlatabilmek için. Çünkü bazen öyle bir şey çıkıyor ki amalgam dolgu söküyorum, kocaman bir çatlak var. Fotoğrafını çekip gösteriyorum. Bakın diyorum, çok ciddi çatlak var burada. Tamir ediyorum, haberiniz olsun. Bu aslında biraz da prestij oluyor. Yani fotoğraf çekip hastanın durumundan da haberdar etmek. Yani ben çok artistik fotoğraflar çekmiyorum, mikroskopla çekiyorum. Ama evet. Bilgilendirmek anlamında da çok doğru bir hareket oluyor. Aynı zamanda o zaman diş hekimi bir fotoğraf sanatçısı, estetik evet. Yaptığına göre bir estetik sanatçı. Yani dolayısıyla bir sanatçı olmasaydı, dolayısıyla bizim programımızın formatına uygun bir program yaptık o zaman seninle biz. Evet, biraz sanatçı olmak zorundayız çünkü sanatçı hassasiyetiyle yaklaşmak zorundayız, evet. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yani empati kurmak zorundayız. Peki sana, evet. Evet. Sana bir soru söyleyeyim, şimdi aklıma geldi, o senin beyaz dişlerini görünce maşallah. Eyvallah. Şimdi terzi söküğünü dikemez. Evet. Senin dişini kim yapıyor? Sen mi yapıyorsun böyle bir şey? Hadi bakalım bu soruyu. Birkaç arkadaşımız var tabii ki. Mikroskopla çok iyi çalışan Abdullah Çapçı var. Özellikle o Zonguldak'ta çalışıyor. O geliyor arada Ankara'dan. O zaman ricacı oluyoruz ondan. Burada Ali abi var. Sevil abla var. Şule abla var. Yani, birkaç arkadaş var yani. Kendi şeyini yapma şeyi yok değil mi? Şansı yok yani öyle bir... Yapabilirsiniz. Çok zorda kalırsanız diş de çekersiniz kendinizden. Hiç problem yok. Yok ama şey o teferruatlı mesela. Yok teferruatlı bir işe girmek zor çünkü oryante olamayabilirsiniz. Oryante olmak senin, biraz zor olabilir. Senin dişini yaptırırken de karşı adamın elinin ayağın titremesi lazım çünkü yani... Yani biraz zor oluyor evet, ne diyeyim, bilince işi. Peki devam edelim şey malzemeleri görmeye devam edelim. Burada da altı tarayıcımız var. Şurada gördüğünüz. Evet. Şu arkadaş.
Görülüyor, Şu görülüyor. aşağıdaki yeni katıldı. Nedir su o? Tankını değiştirdik. Ünitin içerisinde gezen su tamamen oksijenli su oldu. Yani ünitin bu şeylerinden, şu başlıklardan çıkan su, şuralardan çıkan su artık tamamen oksijenli su. Dolayısıyla aerosol oluşumu, yani aerosol dediğimiz havaya saçılmış su parçacıklarına tutulmuş moleküllerin ya da işte virüs parçacıklarının yayılmasına diyoruz. Aerosolün oluşurken dezenfektan bir aerosol oluşmasını sağlıyoruz. Ya da en azından aerosolün bulaştırıcılığının olmamasını sağlıyoruz. O yüzden bu birazcık daha önem arz etti bizim için şu dönemde. Tabii ağız dışı bunu emen cihazlar var ama henüz onların güvenilirliğiyle ilgili bazı sıkıntılar var. Ama onun dışında şu anda bu setup, yani şurada gördüğünüz mikroskop, işte su, ünitin şeyleri vesaire, bu benim işimi o kadar kolaylaştırıyor ki. Yani bir dolguyu yapmak, kanalı yapmak, şeyi görerek yapmak, gerçek anlamda görmek işimi gerçekten kolaylaştırıyor. O zaman işte sanatçı yönü ortaya çıkıyor. Çünkü doğruyu yapmış oluyorsunuz. Tabii görerek o bir yapmış sanat. oluyorsunuz. Tabii o da bir sanat yani. Ben de işte oturduğumda kendim de şey yaptım, izledim kendi şeyimi, dişimi. Tabii büyütülmüş vaziyette oluyor. Kolay değil. Bu işinizi kolaylaştırıyor tabii. Bunu da kullanmak için. Peki o senin şeyleri gördüm orada. İşte, rubber damlar var ya. Onlar aslında rubber dam dediğimiz bir pilates lastiğinin hali. Evet. İncisi var, kalını var, tadı farklı, dokusu farklı olanları var. Birkaç tane daha var burada. Onlara bakayım. Evet, şu mor lateks içermeyen, lateks alerjisi olanlarda kullandığınız. Anladım. Bir sürü malzeme var bunlarla ilgili olarak ama temelde bir lastik örtü. Ve lastik örtü kesinlikle etraflıca dişi izole ediyor. Yani yanaktan, dudaktan, dilden uzak durmamızı, uzakta tutmamızı sağlıyor. Bu da benim oğlum şurada gördüğünüz. 2 yaşındaki hali evet, ama. Maşallah. Allah şimdi kocaman oldular. Evet maşallah. O yani duvarında, temelde, duvarında bir şeyler var. Onu da bir göster ya. Ya bunlar da katıldığım eğitimlerin sertifikaları falan. Hani evet. Onları koyduk ama bir daha da vardı artık. Dışarı doğru gidiyor. Artık duvarda yer kalmayınca koymaktan vazgeçtim. Daha bir sürü sertifika var ama eğitim vazgeçilmez bizim için. Eğitim olmazsa olmaz. Olmak zorunda. Evet. O yüzden her türlü katılabildiğim eğitimlere en iyilerine katılmaya çalışıyorum. Eğitimin kötüsü olmuyor zaten ya. Bulabildiğiniz her eğitime gitmekte fayda var. Peki dişlerimizi nasıl bakalım? Nasıl fırçalayalım? Sadece dişlerimizi mi fırçalayalım yoksa bizim programın adı ortak dil? Dili de fırçalayalım, evet. Dili de fırçalayalım mı? O benim şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yani bir diş eti hastalığı olan bir hastanın bütün dişlerini çekiyorlar. Öncesinde bakteriyel örnek alıyorlar çok yüksek seviyede. Dişlerin tamamını çektikten sonra örnek aldıklarında %30 bakteri hala ağızda. Bu da demektir ki bakteri nerede? Dil, yanak, dudak gibi mukozalarda ama özellikle de dilde yerleşiyor. Ve ben hastalarımın çoğunluğunu, hepsine sabah kalktıklarında hem dişlerini fırçalamalarını hem dillerini fırçalamalarını istiyorum. Tabii bir de diş aralarını temizlemeleri çok önemli. Su jetini hemen hemen her hastaya tavsiye ediyorum. Yani ben evimde de kullanıyorum. 2 farklı su jeti var. Herkese de tavsiye ederim. Yani bu dönemin en iyi buluşlarından bir tanesidir bu su jeti dediğimiz malzeme. Ne su jeti. Waterpik gibi bir anlamı var. Yani su kürdanı gibi bir anlamı var. Hücelim. Ama basınçlı suyla diş aralarını, dişe komşu, birbirine komşu olan yüzeyleri, implantın altını, köprünün altını bakteriden, yiyecek artığından temiz hale getiriyor. Yani oraları temizliyor. İmplant diyoruz. İmplant takan kişi dişini fırçalamalı. Yani iple biple temizlemeli değil mi? Yoksa ben implant taktım diye tamam, garanti diye bir şey yok herhalde. Tabii ki. Bakımı değil çok mi? Daha önemli. İmplant çürümez ama implant diş eti hastalığından gider. O daha da tehlikeli. Orayı daha iyi bakmamız lazım. Peki kimler implant yaptıramaz? Hamileler yaptırabilir mi? Ne bileyim, kalp hastaları yaptırabilir mi? Yaptıramaz mı? Böyle bir şey yapabilir miyiz? Yani mesela siz şöyle bir hasta geldi bana. Hatta sizden konuşmamızdan az önce geldi. Kalple ilgili bir problemi var. Kalp kapağı yetmezliği varmış. Ama röntgenine baktığım zaman devasa lezyonları vardı ve sebep olarak zaten bu. Hani yapmazsanız hastalığı devam edecek. O yüzden yaptıramaz diyebileceğimiz şey, hani radyoterapi, kemoterapi alan insanlar olabilir. Ağır şeker hastalığı olanlar
implant yaptıramaz diyebiliriz ama bu tür işlerin de çözümü aslında biraz ağza dayanıyor. Yani mide problemi olan bir insanın ağzına baktığınızda eğer iyi çiğneyemiyorsa onu yapmak zorundasınız. Yani hastaya çok iyi çiğneyebilir hale getirmek zorundasınız ki hastanın midesi normal boyutlarına gelsin, küçülsün, düzelsin. Ya da boyun ağrıları olan bir hastanın ben ilk 20 yaş dişlerine bakıyorum. Kesinlikle erken temas oluyor ve çektikten sonra hastalar rahatladıklarını bana defalarca söylediler. Ve ben bunu spor hekimliğiyle beraber çalışıyorum. Hani bana direkt boyun ve boyun düzleşmesi, boyun fıtığı tanılı hastalar geliyor. Ama bir bakıyorum ağzında daha önceden yapılmış bir köprü var ama yüksek. Dolgu yapılmış ama yüksek. Bunları düzelttiğim zaman hastanın boynu rahatlıyor. Az önce asistanımın dişlerini düzelttim. Erken temastan dolayı boynu ağrıyordu. Yani çok bağlantılı, dinamik bir sistem. Yani ayrıca düşünemeyiz diş hekimliğini. Tıbbın apayrı bir dalı değil. Tıbbın tam içinde. Hepsiyle doğru. Bağlantılı. Doğru. Ya ben farkında mı diyordum bilmiyorum. Benim 20 yaş dişleri çıkmadı ya. Vallahi. Şöyle oluyor abi. Oluyor mu? Genetik yani, olarak genetik olarak ileri olanlar yani erişimini tamamlamış olarak daha yeni jenerasyon insanlarda çıkmıyor. Yani bu, nasıl diyeyim size, evrimleşmiş insanlarda çıkmıyor. Yani çünkü biz evrimleşmiş 20 yaş bir zamanda mı? Tabii. Gerçekten çünkü biliyorsun 20 yaş dişi ağrı yapar, ne bileyim dışarıdan böyle patlak böyle üst üste olur falan. Ben çok bekledim, hatta korktum da yani bizim yaşlarımızda civarımızda onlar anlatılırdı, görürdü, duyuyordu. Çok bekledim ya da ben farkında olmadan mı çıktı anlayamadım ama çıkmadı diye biliyorum. Bir sıkıntı yok herhalde. Yok abi, yani çıkmayabilir çünkü 20 yaş dişlerinin varlığı aslında bu hayatın geçmişiyle alakalı bir konu. Eskiden pişmemiş gıdalar tüketirken dişler aşınabiliyordu. 20 yaş dişleri yer bulabiliyordu, ihtiyaç vardı çünkü. Ama şimdi artık gıdaları pişirerek ve yumuşak oldukları için daha az çiğneyerek ve dişlerimizi aşındırmayarak yapıyoruz bu işi. Dolayısıyla 20 yaş dişleri yer bulamıyor. Hep çapraşık gömülü bir şey kalıyor yani. Anladım. Çok İyi nadir insan da ağzında 20 yaş dişi sağlam duruyor. Onun haricinde genelde alıyoruz. Alınıyor değil mi? İş yapıyor. Tabii artık alıyoruz. Yani. Üst üste geliyor bu alt şeyle ilgili. Peki diş bakımı için ne dersin seyircilerimize? Ne yapsınlar? Şimdi sana sana gelmemeleri için. Bol şeker, bol kola. İşin şakası tabii. Şöyle demekte fayda var. Diş bakımı aslında vücut bakımının ayrılmaz bir parçası olmak zorunda. Yani duş alıyorsak, elimizi yüzümüzü yıkıyorsak, saçımıza bakıyorsak. Her zaman kullanıyoruz. Yani evet, sağlığın başlangıcı olduğu için günde 2 ya da 3 fırçalama yapmalıyız. 2 dakika civarında üstüne çıkabilir ama altına inmiyor. Eğer elimizi iyi kullanıyorsak normal manuel fırçayı kullanabiliriz ama eğer kullanamıyorsak şarjlı fırçalardan, şu döner başlıklardan ya da titreyenlerden destek alabiliriz. Bir sürü macun kullanabiliriz. Yani 4-5 çeşit macun olmasında bir zarar yok. Tek tip macun aslında çok doğru değil. Ben hastalarıma genelde 3-5 çeşit macun olsun, sabah birine, akşam birine falan şeklinde devam edin diyorum. Aynı anda 2-3 tane, aynı anda 2-3 macun. Kokteyl pek olmayabilir. Ama diyorsun sabah bir macunsa akşam bir macun, ertesi gün başka bir macun kullanabilir. Evet, daha mantıklı olabilir. Çünkü aşındırıcılık değişiyor macunlarda. Özellikle bu piyasada reklamları çok ön plana çıkan birkaç marka macun var. Orada aşındırıcılıkla ilgili problem var. Yani hassasiyet gidermek için kullandırılan bir macun hassasiyet yapmamalı. Ama yapıyor maalesef çünkü aşındıramıyor. Gıdaları uzaklaştıramıyor yüzeyden. Yani olay aslında deterjan etkisi. Biz o yüzden standart, yani ben hastalarıma en ucuz, en standart, en küçük tüpte macun alın kullanın diyorum. Özel bir şeye gerek yok. Ama arayüz bakımını kesin yapın. Yani ya diş ipi kullanın ya sujeti kullanın. Çünkü bu ikisini yaparsanız ileride başınıza bir iş alma ihtimalinizi çok düşürüyorsunuz. Hiçbir şekilde bir sıkıntınız kalmıyor. Onlar da bulabilir, eczanelerde mi yoksa her yerde bulabilirler mi? Valla birkaç tane marka var. Yani bu elektrikle çalışan Waterpik ismi olduğu için söylüyorum. Waterpik marka var mesela. Bir de bunun musluğa takılanı var. Sovaş diye bir marka. Yani ikisi de iş görüyor. Görmüyor mu? Görüyor. Gayet güzel. İkisinden de bende var. Kullanıyorum ve çok rahat. Diş aralarını temizlediğiniz zaman gerçek temizliği yapmış oluyorsunuz. Yani fırçalamadan sonra arta kalanları diş aralarından sujetiyle ya da diş ipiyle çıkarabiliyorsunuz. O da gerekiyor. Mecbursunuz buna.
Son bir dakikaya girdik. Son cümlelerini alalım. Ondan sonra kapatacağız. Benim aslında önemsediğim bir konu, en önemsediğim konu, herhangi bir problem varsa bunun üstesine aman nasıl olursa geçer demeyip hekime kontrole gitmeleri olabilir. Hekimleri kim olursa olsun. Çünkü işin başında olay küçükken müdahale etmek daha kolayken olay büyüdüğünde çok daha dramatik oluyor bizim için. Aa, yani küçük bir çürükken tedavi edebiliyoruz ama çürük büyüdüğünde o dişe kanal tedavisi yapmak zorunda kalıyoruz. Mevzu uzuyor hasta içinde. Kırık cam teorisi gibi. Görüşürüz sonra. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Evet. Evet sayın seyirciler, bugünkü programımız ortak dişti. Bir ortak diş programının sonuna geldik. ülkemizin hakikaten siz de zaten izleyince aynı kanaate vardınız diye düşünüyorum. Sayılı diş hekimlerinden Gürkan Erener'le çok hoş bir ve faydalı sohbet yaptık. Kendisine çok yoğun vakti arasında bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki ortak dil programında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.